Burun tıkanıklığı insanın hayat kalitesini bozan, gündelik hayatını çok etkileyen bir sorundur. Burun tıkanıklığı sadece bir tıkanıklık değil, aynı zamanda nefes alma sorunu olarak da değerlendirilmesi lazım. Ki nefes de insanın gerçekten hayati önem arz eden bir fonksiyondur. Kaliteli nefes konusu kulak burun boğazın da hedeflerindendir. Kaliteli nefes, burundan alınan nefes işlenmiş, ısıtılmış, süzülmüş, temizlenmiş ve akciğerlere uygun bir nefes alma gerçekten gece gündüz 24 saat hayatımız boyunca hepimize gerekli olan bir fonksiyondur. Biz kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi doktorları olarak bunu çok önemsiyoruz. Çünkü burun tıkanıklıkları ve kaliteli nefes alamama hem burnun sorunu hem bazen boğazın hatta kulakların sorunu da olabiliyor. Bu konuda hastaları anlamak, hastaların bu sorununa sebep olan problemleri çözmek bizim genel hedefimiz. Burun tıkanıklığı olduğu zaman tabii ki nelere bakıyoruz? Öncelikle burnumuzun içindeki yapısal sorunlar gözümüze çarpmalı. Yani bu yapısal sorunlar tabii ki kalıcı da olabilir. Mesela burnun içinde deviasyon olması. Deviasyon dediğimiz hadise burnumuzun iki tarafını yardımlaşarak eşit bir şekilde havayı işleyecek bir şekilde çalışmasını engelleyen bir eğrilik, duvar eğriliğidir. Bu burun tıkanıklığına sebep olursa da gerçekten de ilaç tedavileriyle kalıcı bir fayda sağlayamıyoruz. Tabii ki burun tıkanıklığında bir sebep olabildiği gibi birden fazla sebep de olabilir. Bunlardan da en fazla yaygın gördüğümüz alerjik burun dediğimiz yapısı olan insanlar. Alerjik burun tabii ki kişinin hem çalıştığı ortam, hem okuduğu okul, hem sosyal çevresi, hem aile çevresinde etkileyebiliyor. Kendine güvenini sarsılabiliyor. Hep akan bir burun, hapşıran bir burun. Ondan sonra insanların kendisine olan sıcaklığını azaltabiliyor. Kendine güveni azaltabiliyor. Her ortama giremeyebiliyor. Bu alerji hadisesi tabii ki kişiden kişiye değişebiliyor. Birden fazla alerjisi olan insanlar olabiliyor. Bu organik maddeler olabildiği gibi inorganik maddeler, yani mesela temizlik ürünleri, evde kullandığımız temizlik ürünlerimiz veya işte parfümlü ürünler, parfüm, kişisel parfümlerimiz veya çalıştığımız ortamdaki, iş yerimizdeki mesleki ortamlar veya hava kirliliği, yani şehirlerdeki hava kirliliği de bu alerjik bünyeyi artırabiliyor. Dediğim gibi birden fazla sebep üst üste binip burnun dayanıklılığını, toleransını azaltabiliyor ve tıkanık burun, burun tıkanıklığı olarak karşımıza çıkabiliyor. Alerji olayı mevsimsel de olabildiği gibi yıl boyunca da devam eden kişiyi gerçekten hani ızdırabını artıran bir seviyeye de varabiliyor. Alerjisi olduğu zaman bir de üstüne deviasyon dediğimiz burun eğriliği, kemik eğriliği olduğunda artı bir de ne olabiliyor işte tekrarlayan sinüzit enfeksiyon atakları. Yani bu enfeksiyon atakları da tabii ki hani biz ilaç tedavileriyle, doğru tedavilerle çözmeye çalışıyoruz. Yoğun balgam, öksürük, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, geçmeyen müzmin baş ağrıları özellikle insanların hani modunu düşürüyor, hayata bakış açılarını nasıl diyeyim değiştiriyor. Daha bir böyle karamsal oluyorlar. Bir insanın hani her gün neredeyse başının ağrıdığını düşünün. Gerçekten kendisini hiçbir şeye odaklayamayabiliyor. Bunlar önemsenmesi gereken şeyler. Tabii ki kulak burun boğaz baş boyun cerrahı doktorlar olarak da biz de hastalarımıza empatiyle yaklaşıp herkese özel çözümler. Yani burnumuzdan daha kaliteli nasıl nefes alırız onu birlikte hem muayeneyle hem de gerekirse bir tetkik, endoskopik kulak burun boğaz muayenesi veya gerekirse bir bilgisayar destekli tomografiyle kişiye özel çözümler sunmamız belki de çok kalıcı faydalar sağlıyor. Bu açıdan hastalarımızın
bizimle kontak halinde olmaları ve bizim de onlara empatiyle yaklaşmamız çok daha verimli, uzun süreli, kaliteli bir nefesi sağlayabiliyor. Bunun faydalarını hastalarda çok görüyoruz. Sonraki yıllarda, sonraki aylarda çok daha kendine iyi hisseden, işine, okuluna, dersine kendisini çok daha iyi verebildiğini söyleyen hem ilaç tedavisi hem de belki de kombine küçük mikro cerrahi dediğimiz endoskopik küçük sinüs cerrahileri daha kalıcı, daha iyi çalışan, daha kaliteli nefes alan bir burun haline getiriyor. Biz tabii ki ilaç tedavileri herkese malum, aynı zamanda bazı yöntemler mevcut. Mikro cerrahi dediğimiz endoskopik sinüs cerrahileri, sinüslerin lavajı, yıkanması, içlerindeki balgamların temizlenmesi ve bir daha burnumuzun tıkanmayacak şekilde içinin düzenlenmesi. Bir nevi hani şöyle düşünelim, büyük bir burnumuzun içinde dehliz sistemi var, bir labirent sistemi var diyelim. Bu labirent sistemin her zaman her nefeste rahatça nefes alması, bu nefesi kaliteli hale getirmesi için o labirentte bazı eğrilikler, düzensizlikler, aksaklıklar, yapışıklıklar falan varsa bunları düzelterekten daha akışkan hale getirme bizim kulak burun boğaz olarak ana görevimiz. Burada da hastalarımıza maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışıyoruz.